Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Muşmula ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Muşmula'nın faydaları nelerdir? Muşmula nasıl yenir? Muşmula nasıl kaynatılır? Muşmula nasıl yumuşar? İşte, Muşmula'nın faydaları ve doğru tüketme yöntemleri. Gülgillerin alt familyasına ait bir bitki olan Muşmula, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinde yetiştirilir. Olgunlaşmadan yenmesi mümkün olmayan bu meyve sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bazı yörelerde döngel, beşbıyık ve töngel isimleriyle de bilinir. Muşmulanın seveni olduğu kadar sevmeyeni de oldukça fazla. Ancak faydalarını duyduktan sonra bu meyveyi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz, bizden söylemesi. Muşmula nasıl yenir ve faydaları nelerdir diye merak edenler için işte muşmulayı doğru tüketme yöntemleri. Muşmulanın faydaları nelerdir? Potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum ve folik asit bakımından zengindir. Aynı zamanda A ve C vitamini de içerir. Bağırsak hareketlerini arttırır. Bu özelliğiyle hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücutta oluşan iltihaplanmaları daha hızlı iyileştirir. Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir. Antioksidan özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminin çalışmasına destek olur. Böbrek ve karaciğer sağlığında olumlu etkileri vardır. Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir. Antioksidan zenginliği. Antioksidanlar, muşmulanın içinde bulunan önemli bileşenlerdir. Bu antioksidanlar, antijenlerle savaşarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir. Kalp sağlığına katkı, potasyum içeriği sayesinde muşmula kan basıncını düzenlemeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye katkı verebilir. Muşmula nasıl yenir? Olgunlaşmış muşmula kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat edilerek sade bir şekilde tüketilebilir. Muşmulanın en faydalı hali meyvesini taze taze tüketmektir. Eğer muşmulayı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak blenderdan çektirip küre haline getirebilirsiniz. Muşmulayı kabuk ve çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sirke, reçel, marmelat, pekmez ve hoşaf yapımında kullanabilirsiniz. Eğer muşmulalar yeterince olgunlaşmadıysa, çekirdeklerini çıkartıp çay yapımında kullanabilirsiniz. Muşmulayı güneşte kurutarak kış için de saklayabilirsiniz. Muşmulayı püre haline getirdikten sonra tatlı yapımında kullanabilir, sevdiğiniz tatlılara aroma katabilirsiniz. Muşmula çayı nasıl yapılır? Muşmulaları güzelce yıkayın ve çekirdeklerini çıkartın ve doğrayın, 1 litre suyun içerisine bir avuç dilimlenmiş muşmula ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayı süzdükten sonra demlenmesi için 5 dakika bekleyin. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave ederek afiyetle içebilirsiniz. Muşmula çayı yapmak için kullanılan diğer yöntem ise kurutulmuş muşmula yapraklarını kullanmaktır. Bu yaprakları güvenilir aktarlardan bulabilirsiniz. Muşmulanın çekirdeği yenir mi? Muşmula tariflerde kullanılacağında genellikle çekirdekleri temizlenir. Muşmula çekirdeği sindirim sistemi için çok faydalı olsa da çiğ bir şekilde tüketilmemelidir. Bunun yerine çekirdekleri kaynatıp içebilirsiniz. Muşmulanın zararları nelerdir? Muşmula ölçülü bir şekilde tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Ancak aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamak gerekir. Ayrıca muşmula, yüksek tansiyon hastaları için sakıncalı bir besindir. Tansiyon hastası olan kişiler doktora danışmadan muşmula tüketmemelidir. Önemli not, ciddi kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamileler ve emziren anneler muşmula tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalı, doktorun onay vermediği hiçbir besin tüketilmemelidir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.